yapıyorlar ya? Ekmek oturalım gelince. Domates fidesi, salata. Evet. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun her şeye göre. Her sene ekiyor musunuz? Ekiyoruz abi. Evet. Siz de ne söyleyeceksiniz? Vallahi mezzetliymişti. Aldık ama çok da uygun değil. 5 lira bir tanesi. Biraz pahalı gerçekten. Evet. Müşterilerimiz şikayetleniyor. Evet. Ama ne yapalım? Evet. Sebzeyi alıyorlar 40-50 liraya. Biz gerçekten yerinde de ki 5'ten biraz daha aşağı indirelim. Halkımız daha fazla alsın. Şimdi bu vatandaşımız durumu iyi, az çok alabiliyor ama diğer vatandaşlarımız alamıyorlar. Şimdi bu adam geçen sene benden aldı en aşağı 500-600 değil mi? 500-600 adet aldı, 200'e düşürdü. Verin mi o kök? Fiyatlar uygun geçen seneye nazaran, yani biraz pahalı ama şu anki enflasyona göre uygun yani, normal. Fidelerimiz kaliteli. Hava yağışları şartlarından dolayı biraz işlerimiz daha tam anlamında açılmadı. Evet. Tatilci gelmedi. Fidelerimiz garantili. Kaliteli fideler. Ağaç fidanlarımız var mesela, burayı çekebilirsin. Sarmaşık güllerim var, elmalarım var, ceviz ağaçlarım var. Yedi veren güller var. Vatandaş en çok neyi talep ediyor? Vatandaş fideyi ya, genelde yani yiyecek olacak fideyi yani. Domates, salata, biber, salata ihtiyacını yani. İhtiyacını. Hobi amaçlı ekenler var mesela 3 tane saksıya, 5 tane şeye. Evet. Ama genelde mesela köylü alıyor. Hı. Köylü alıyor işte konservesini, turşusunu, gerek yani salçasını. Yapıyor yani, emeğine karşı 3 ay bunun emeği var. Yani parasından ziyade. Bir de kötü çıktın mı uğraşıyor duruyor yani, parası gidiyor çöpe. Evet. Peki fiyatlar ne? Fideler fiyat 4,5-5 arası değişiyor işte. Sırıklarımız var 7 lira. Evet. Salata işte onlar, asmalarımız. Asmalarımız 7 lira. Hani 4,5'a 4'e işte kaçırmıyoruz yani miktarına göre. Mesela adam 100 tane 150 tane aldı mı fiyatı indiriyoruz ama evet, bir tane 2 tane evet, kazanamıyoruz yani. Hayırlı işler. Sağ ol abi, hoş geldin. Hanımefendi hoş geldiniz. Neler 5 lira mı? İşlerimiz yoğun ama geçen sene 400-500 adet alanlar bu sene 50'ye 100'e 100'den yukarı çıkamıyorlar. 100 adet pidemiz 500 lira. Yani o 500 lira istediğim zaman utanıyorum. Geçen sene 500 lira inan ki arabanın arkasını full doldurup götürüyorlardı. Bol bol da yiyorlardı. Şimdi adam geliyor 10 tane, 5 tane, 20 tane istiyor. Ya 20 tane pide veriyorum 100 lira. 20 tane pide veriyorum 100 lira, utanaraktan o parayı istiyorum. Yani halkımız gerçekten bu sene çok alacak durumda değiller, mahrumlar. Vatandaş boş geçmek de istemiyor herhalde. Şimdi ekse bir sürü para, sadece bu şeyler olmuyor. Bunun çapasıdır, bunun suyudur, bunun emeğidir. O 100 liralık mal bunlara hemen hemen 200 liraya tutarmış. Geçen sene inan ki en fazla 200 liraya verirdim, 150-200 liraya verirdim. Bu sene bir yoğuru 500 lira. 100 tane biber 500 lira. 4 tane hediye veriyorum yine 500 lira. O parayı aldığım zaman utanıyorum. Ama ne yapacağız? Çaresiziz. Biz de çaresiziz, vatandaşlar da çaresiz. Ben inan ki topraktan bahsedemiyorum. Millet olmadığı için şu an boştayım.